diyeceksiniz. Şu terimi, şu cümleyi tercüme eder misiniz ederim, bize? Ederim. Bir tutturmuşlar laiklik elden gidiyor diye. Tabii. Millet isterse tabii ki gidecek be. Sonra nedir bu laiklik Allah aşkına? 91. Bu ne menem şey? Kaç yıl, kaç 91. Yıl? 91. 91. Hadi. Şimdi bakın sana açıklarım. Ben açıklarım. Çünkü o söylüyor. Zaten Tayyip Erdoğan, ben hatta geçen programda Bülent Arınç'ın da anlattım. Net cevap verin. Net abi. Cevap şu. 1979'da diyelim bilmem ne İran devrimi olmuş. Ondan 91, sonra. 91. Hayır, daha sonra yani o devrimin şeysiyle, o gücüyle bu İslamcılık almış yürümüş. Ondan sonra o soğuk savaş daha sonra ortadan kalktı falan. Yani daha Erbakan retoriğinden kurtulmamış evet. O cümleleri. Ben daha sonra o retorik değişti mi yani? O gayet tabii o retorikten kurtuldu. Ben bu değişimin kitabını yazdım. O kurtuldu. Dönemde il başkanıydı, danışmanıydım. Bizim kuşağımız laikliği, dinsizlik, demokrasi, küfür ve şirk rejimi olarak görüyorduk. Ama Tayyip Erdoğan onu söylediği dönemde de evet laikliğe karşıydı. Cumhuriyete değil ama demokrasiye de karşıydı. Evet. Fakat 90'lı yıllardan... Tayyip Bey o zaman karşıydı. Güzel, çok güzel tabii, şeyler. Tabii bunlar benim yazdığım şeyler. Bunları evet. Şey yapmam. Sene kaç? Bu ben 80 öncesinde tıpkı Taliban gibi düşündüğümüzü yazan bir insanım. Biz bu öz eleştirimizi verdik. Ama onlar ama da bugün, sizi eleştir, siz düşürebilirsiniz. Bu, biz müsaade ederseniz dedi. Bugün laikliğin toplumsal barışı uzlaşmayı sağlayan çok önemli bir... araç olduğuna, anlayış olduğuna, demokrasinin olmazsa olmaz bir öneme, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerinin demokratikleştirilerek sahiplenilmesi gerektiğini savunan, laikliğe karşı durmayan, savunan, demokrasiye karşı durmayan, tam tersine olmazsa olmaz gibi gören bir anlayışa geldik. Bu önemli bir değişimdir. Eğer Türkiye diğer çevresindeki, periferisindeki totaliter, İslam ülkesindeki totaliter, monarşik rejimlere örnek olmak istiyorsa, dinle laikliği, dinle demokrasiyi nasıl örtüştürdüğünü göstermek istiyorsa, aslında AK Parti'nin deneyimi bu açıdan çok önemlidir. Başbakanın değişimi bu açıdan çok önemlidir. Burada o zaman değişim, çok güzel şeyler değişimine şans tabii, da çok doğru, çok güzel şeyler söylüyorsun. Ay, 16 yıl önce. Benim tatmin olmam var ya. 2004 yılında. Bakın, bir şey söyleyeyim mi ne oluyor? Şimdi bakın. Bunları bu kadar açık kalplilikle kendi eleştiriniz, öz eleştiriniz olarak ya da kendi gelişim terakki çizginiz olarak nasıl adlandırırsanız adlandırın. Belki öz eleştiri değildir. O dönem böyle Taliban'ı savunuyordum, bugün böyle savunuyordum diyorsunuz. Tayyip Bey için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Demek ki burada sizin bu açık kalplilikle söylediğiniz kadar Türkiye'deki siyasi iktidar o dönemdeki o tutumla, o davranışla bugünkü davranış arasında kendisinin değiştiğini Türkiye'deki çok geniş kitlelere tam anlatamamış ki halen Türkiye'de çok önemli bir çoğunluk, çok önemli bir çoğunluk halen çok gergin ve tedirgin. Yani bunların elbette ki nedenleri vardır. Elbette ki bir şeyler tetikliyordur bunları. Ama o tetiklemenin ötesinde bir de insanların kendi haleti ruhiyeleri vardır. Yani o öyle çok çabuk tetiklenmeye o kadar da müsait bir şey değildir. Bugün istediğiniz zaman pat diye istediğiniz yerde 100 bin kişiyi toplayamazsınız, 500 bin kişiyi toplayamazsınız. Ne kadar tetiklemeye çalışırsanız, siz de biliyorsunuz. Ben muhtar onu biliyorum. Şu ayrıma katılır mıyız? Mesela sizler, bizler hepimiz bugün dinciliğe karşı çıkıyoruz değil mi? Din devletine, dinin siyasallaştırılması. Siyasallaştırılması. Dinciliğe karşı çıkmak nasıl ki dine karşı çıkmak değilse. Evet. Haçlılığa laikçiliğe, laikçiliğe karşı çıkmak da laikliğe karşı çıkmak biçimi de anlaşılmamalı. Laikçilik çünkü laikliğin siyasal bir ideolojiye, başka, despotik, rakuben bir ideolojiye dönüştürülmesi. Tabii canım o başka ideoloji. Bakınız o zaman. Elbette kendi ideoloji. Tabii ki olacak. Şimdi bakın Reha Muhtar'ın söylediği şurada. Zaten, bakın ben şunu söyleyeyim. AK Parti demokratik laiklik anlayışından yana olduğunu söylerken. İkna edemedi diyor. 4,5 yıldır iktidarda zaten kimsenin AKP'nin iktidarına o anlamda. Ama bir tek siz de çıkın söyleyin ki laikliği tehdit eden şu uygulamanın altında AK Parti'nin imzası vardır. Müsaade söyleyeyim. Yok böyle bir şey. Bir de ben. Ben şurada bir şey söyleyeyim. Hayır, ben Reha Muhtar'a katılarak bir şey söylemek istiyorum. %100 tam olarak ikna edemedi kitleleri. Bunda size hak veriyorum. %100 ikna olmaz ki zaten. %70 de yani bir kitle %20, %25 dediğimiz bir kitle. Ama o kitle de biraz değişsin yani o hiç değişmiyor. Tedirginlik duyuyor. Bunu kabul et. Demek ki belki biraz daha fazla adımlar atılması gerekebilir. Ama o kitlenin evet, de değişmesi lazım. Tabii bakın, o da değişiyor. O da değişiyor. O 91'den, bir saniye. O da katıyor. O 89'dan dediler. Ben 2004 yılından iki tane, bir çok kanıt vardı burada iki çok tane söyleyeceğim. Birisi Niğde Ulukışla'da yerel seçimlerde AKP minibüsünün üzerinde pankart falan sene dedi. Sene kaç dediniz? 2004 yılı 2004. Mart ayında. Tamam. 84 yıllık karanlığa son.
84 yıl gerisine gidiyoruz. 2004'ten 1920. Kim yani, diyor bunu? AKP teşkilatı. Şimdi bu savcılık tarafından soruşturma açıldı. Minibüs üzerine bir kağıt parçası veya bez dediği doğrudan diyorum minibüsün üzerine boyayarak 84 yıllık karanlığa son ne diye bunu ne anladınız burada? Şimdi efendim ne anladık? Yani herhalde 84 yıl öncesini söylemiyor. Şimdi 2004 yılından 84 yılda arkaya gittiğiniz zaman 1920 yani İstiklal Savaşı'nın başlamasıyla ve saltanatın 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılıp saltanatın bertaraf edilmesiyle birlikte onların karanlığı başlamıştı. Ama kim söylüyor bunu? Tayyip Erdoğan mı söylüyor? Şimdi devam ediyorum. Bu İkincisi Recep Özel Isparta milletvekili Recep Özel AKP'nin Isparta milletvekili. Öğrenirsiniz açıp meclis albümüne bakarsanız. Herkes bir lafı söyleyebilir. Yani durun ne diyeceğimi daha bırakmayın müsaade. O da diyor ki 84 yıllık pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Bakın bunlar cumhuriyet düşmanıdır, vatan düşmanıdır. Kim evet, bu? Kim bu? AK Parti. İlk defa ismini evet, duyuyorum. AK Parti. Buna o kadar çok geliyor. Bu arada bulunun böyle bir milletvekili var mı yok mu? Böyle yok, bir partili. Bakın şimdi. Hayır, olabilir yani, ama hayır. Münakaşa abi. Edilecek düzeyde bir şey mümkün değil. Siz çünkü bize bakın suratımıza da bir milletvekili. Siz de niye konuşuyorsunuz? Eğer öyle bir milletvekili yoksa şimdi, o ayrıca olabilir. Efendim yoksa mı? Lütfen rica ederim yani. Ben o anlamda söyleyeyim. Bakın böyle bir tartışma yapılması mümkün değil. Bir milletvekilinden bahsediyoruz. Bu kadar rezillik olmaz. Bir milletvekilinden bahsediyoruz. Efendim bu daha bir şey. Yani olur mu? Gündem alıntı yapın. Siz bir kişinin onu temsil şeysi var mı? Temsil görevi var mı? Partiyi temsil mi ediyor? Efendim, eğer peki, bunlar doğru peki, olsa partiyi kapatma davası açarlar. Peki Mehmet Ali Bey. Peki. Yani böyle bir peki, şey olsa. Nakşibendi Tarikatı'nın İskenderpaşa dergahına mensup olan Tayyip Erdoğan. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bağlantısı yok. Isparta milletvekili Recep Özel. Bunu hiçbir şekilde. Özel. Recep Özel Isparta milletvekili. Olabilir. Partiyi temsil eden bir insan. Şunu da söyleyeyim Mehmet Ali Bey. Biraz evvel ben arkadaşlarıma buradan ısmarladım. Dört formatta gelmek üzere belki de şu anda gelmiştir. O Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Büyük Ortadoğu projesinin görevi icabı Amerika'ya bağlı Diyarbakır'ı merkez yapacağız dediği konuşması artı ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım. Büyük Ortadoğu Projesi'ni şey yapalım. Hayır, çok efendim, bakın, burada, bakın burada yalanlar söylenmiştir. Bu ve denmiştir ki gelsin yani CD gelmiştir. CD gelmiştir. Evet başbakanın görüntüsüyle geliyor CD hayır, şimdi. Hayır mesela layıklıkla Cumhuriyet'le ilgili efendim, Sayın Başbakan'ın bakın, bir alıntısını yapabilir bakın, misiniz? Bakın şu resim yeter bakın. O, resim o zaman Allah'ım zaten. Onu biliyoruz. Burada ben mücahidiydi. Sayın Mehmet Ali Bey. Siz resimde gördünüz biz orada. Mücahidiydi. Hiçbir siz öyle miydiniz bakın, Mehmet Bey? Yani bu bir şey değil. Mehmet Ali Bey. Aftan mücahidiydi. Bakın müsaade edin bakın. Sovyetlere karşı efendim, mücadele anti-emperyalist bu bir orta çağ tablosudur. Neden alakası onu tutun da şey bir yurttaş kitabınızı bir şeyhin bana değil de bir yurttaş bir yurttaş şeyh bir şeyhin ya. Dizinin dibinde oturmak Hikmetyar şeyh değil mi? Mühendis, bakın, mühendis. Bu şekilde tartışma siz olmaz. Siz buraya Doğu Perinçe'yi konuşturtmamak için bir takım yok, adamlar getirmişsiniz. Bir tuzak kurmuşsunuz. Ben bir cümle söylesem böyle devamlı insan konuşmasına benzemeyen sesler çıkıyor sürekli yapma, olarak çok, bu şekilde çok, olmak. Çok şık değil. Böyle bir biz tartışma biz her şeye olmak. Rağmen insan olarak görüyoruz. Mehmet Ali Bey böyle bir tartışma olmaz. Karşılık şey, yani tek monoloğa yani dönmemesi beni lazım. Arkadaşlarım uyardı. Dediler ki getirdikleri insanlar falan filan sana böyle yapacaklar. Olsun dedim ben. Böyle yapmalarına rağmen milletim görsün. Kim neyi nasıl savunuyor? Biz neyle mücadele ediyoruz? Yani Sayın Periçek bize bunu söyleyebiliyorsa kendisini kastetmesin. Bir şey yok. Ama Sayın Periçek siz Sayın Başbakan'a Cumhuriyet düşmanı, vatan aynı yok. Bakın bir konuşturuyorsunuz ki. Bak iki kişi burada sürekli ama yani karşılıklı konuşulabilir. Reha Bey siz yani o konuyu anladınız. Biz bir fikir söylemeye çalışıyoruz Mehmet Ali Bey. Bir dakika söyleyin. Bir fikir söyleniyor bir de devamlı gürültü yapan insanlar var. Bakın fikir tartışmamızı yapacağız. Gürültü mü yapacağız? Hepsi bir arada bakın, Doğu Bey. İnsanlar yani birbirlerini biraz dinleyerek konuşuyor. Ama şimdi uzattı mı yani? Dinliyoruz zaten. Anladım ben mesajı aldım. Uzatma. Hayır mesaj alınmadı. Alındı. Çünkü konuşturtmadı. Kimse konuşmuyordu o Bey. Hayır bir dakika efendim bakın. Buyurun. Şimdi bu resim.